Kadim kökler, dallı budaklı ağaçlar ve kalın yapraklı sarmaşıklar gür ormandan geçen patikayı kaplıyordu. Kan ter içinde kese biçe ormanda ilerleyen üç adamın kalbini açgözlülük ve saklı hazinelerin hayali doldurmuştu. Altı koca gündür orman adamları aman vermemişti. Ama artık tapınak çalılıkların arasından seçilebiliyordu. Cephesi devasa bir kayalıktan oyulmuş tapınağın eteklerinde kırmızılı mavili çiçekler açılmıştı. Duvardaki oyuklarda dingin heykeller duruyor ve etraflarını altın orkidelerden yapılmış çelenkler süslüyordu. ''Görüyor musun Horta?'' dedi Ren. ''Tapınak gerçek demiştik sana değil mi?'' ''Bakalım içindeki hazineler de gerçek mi?'' dedi Horta. Ve körelmiş el baltasını fırlatıp yeni bilenmiş bir kılıç çekti. ''İkiniz de bu hazineye bel bağladınız, unutmayın.'' ''Endişelenme Horta.'' dedi Merta, kuru kuru öksürerek. ''Şu işi bitirelim de kendine bir mekan bile alabilirsin.'' ''Göreceğiz.'' dedi Horta. ''Hadi kılıçlarınızı çekin, önünüze çıkan herkesi katledin.'' Batan güneşin ışığı kılıçlarında parlarken üç soyguncu adım adım tapınağa yaklaştı. Horta tapınağa baktı ve köşelerinin ne keskin ne de belirgin olduğunu gördü. Duvarlar kesişmiyor, dalgalar gibi kavuşuyordu. İçeri doğru girerken iki yanlarında muhteşem İonya kamçı söğütleri vardı. Boyanmışçasına bembeyaz gövdeleri tapınağın girişini oluşturacak şekilde bükülmüştü. ''Hani muhafızlar nerede?'' diye sordu Horta içeri adımını atarken. Bir cevap alamamıştı. Kayanın içine kazınmış mezara benzer girişte karanlığa gözlerinin alışması biraz zaman aldı. Kavisli tavan kabartmalarla kaplıydı. Bütün duvarlarda renkli cam parçacıklarıyla işlenmiş ışık ve hayatı anlatan capcanlı mozaikler vardı. Yontulmuş bronz sütunlar üzerine kıssalar yazılmış fil dişi tabletler yerleştirilmişti. Duvarlardaki oyuklarda mücevherlerle süslü, oltu taşından heykeller adeta nöbetteydi. Altınlarla işlenmiş savaşçı ilahların heykelleri, kızıl mermer ve yeşim taşı sütun kaidelerinde onları gözlüyordu. Horta sinsice gülümsedi. ''Alın, hepsini alın.'' Ren ve Merta alelacele kılıçlarını kınlarına koyup çantalarını açtılar. Ellerine geçen ne varsa çantalarını doldurmaya başladılar. Heykeller, mücevherler, taşlar. Yükleri ağırlaştıkça sevinç nidaları atıyorlardı. Horta tapınakta dolanırken medeniyete dönmeden önce yoldaşlarını nasıl öldüreceğinin planını yapıyordu. Ve bir anda heykellerden birinin hareket ettiğini fark etti. İlk bakışta ustalıkla boyanmış bir savaşçı keşişin heykeline benzetmişti. Bağdaş kurmuş ve ellerini dizlerine yerleştirmiş bir heykel. İlk baktığında sırtı Horta'ya dönüktü. Ancak sarmalanmış bir yılan çevikliğiyle olduğu yerde ayaklanıp soyguncu adama doğru dönüverdi. Çevik ve güçlü kasları vardı. Bol bir pantolon giymişti ve gözlerini kırmızı bir bantana kapatıyordu. ''O kadar boş değilmiş burası.'' dedi Horta ve kılıcının deri sarılmış kabzasını kavradı. ''Güzel, birilerini deşeceğimi umuyordum ben de.'' Keşiş yalnızca kendisinin duyabileceği sesleri dinlercesine kafasını yana çevirdi. Üç adam, birinin ciğerleri çürüyor, diğerinin kalbi zayıflamış, bu yılın sonunu göremez, dedi. Kör keşiş kafasını Horta'ya doğru çevirdi. Gözünü kapatan kumaşa bakılırsa nerede olduğunu bilmesi imkansızdı. Ama adeta dosdoğru ona bakıyordu. ''Omurgan incinmiş.'' dedi. ''Kışın ağrı yapıyor ve sol tarafını kullanmaya zorluyor.'' ''Sen kahin misin?'' diye sordu Horta, dudaklarını endişeyle yalarken. Keşiş soruyu duymazdan geldi ve ''Adım Lisin.'' dedi. ''Bunun bizim için bir anlam ifade etmesi mi gerekiyor?'' diye sordu Horta. ''Buradan aldıklarınızı yerlerine bırakmak için size bir şans veriyorum.'' dedi Lisin. ''Sonra asla buraya dönmemek üzere burayı terk edin.''
Sen bize emirler verebilecek konumda değilsin kör kardeşim, dedi Horta, kılıcının sivri ucunu taş zemine sürterken. Biz üç kişiyiz ve senin silahın bile yok. Ren ve Merta endişeli kahkahalar attı. Çünkü keşişin bu eşleşmede bile kendine güvenerek konuşması onları şüphelendirmişti. Horta boştaki eliyle işaret etti ve iki yoldaşı keşişin etrafını sardı ve kıvrımlı kılıçlarını kınlarından çıkardılar. Burası kutsal bir yer, dedi Lisin kederle iç çekerken. Kirletilmemesi gereken bir yer. Horta harekete geçmeleri için diğerlerine işaret verdi. Bu kör ahmağın acısına son verin. Ren öne doğru adım attı. O adımını bile tamamlayamadan Lisin çoktan harekete geçmişti. Tamamen hareketsiz olan keşiş göz açıp kapayıncaya kadar başka bir yerde belirmişti. Kolu bir kamçı gibi Ren'in ensesine indi. Haydutun kemikleri çatırdadı ve yere düşerken başı tuhaf bir açıyla büküldü. Lisin kenara doğru salındı ve Merta kılıcını savurdu. Hamlesi rastgeleydi ve geriye doğru salladığı kılıç Lisin'in başının üzerinden geçti. Lisin aniden eğilip olduğu yerde dönerek kaval kemiğini savurup Merta'ya çelme taktı. Haydut yere kapaklanırken kılıcı taş zeminde sekip uzağa savruldu. Lisin hemen ayaklandı ve topuğunu Merta'nın göğüs kafesine indirdi. Kaburgaları çatlayan Merta boğulurcasına haykırırken kemiklerinin parçalanmış uçları zayıf kalbine saplandı. Sudan çıkmış balık gibi nefes almaya çalışırken gözleri ıstırapla açıldı ve devrilen çantasından çaldığı taşlar fırladı. ''Böylesine hızlı bir keşiş görmemiştim.'' dedi Horta ve kılıcını havada gözleri kör eden bir hızla salladı. ''Benim kılıcım da ağır değildir tabii.'' ''Hızlı olduğunu mu düşünüyorsun?'' diye sordu Lisin. En iyileri tarafından eğitildim. Beni bu ahmaklar gibi kolay yenemezsin, dedi Horta, kafasıyla yoldaşlarının devrilmiş bedenlerine işaret ederken. İki adam birbirleri etrafında dönerken Lisin hayduta cevap bile vermedi. Horta her hareketini takip eden kör adamı izliyordu. Keşişin her hamlesi akışkan ve netti. Horta rakibinin vakit geçtikçe kabiliyetlerini okuyabildiğinden endişe duyuyordu. Gürleyerek keşişe doğru atıldı ve hoyratça kılıcını ileri ve sağa sola savurdu. Lisin bir hamleyle kenara çekildi ve rüzgarda savrulan bir fidan gibi Horta'nın çaresiz hamlelerinden kaçtı. Haydut kılıcını amansızca sallıyor, her saldırısıyla Lisin'i geri çekilmeye zorluyordu. Ancak keşiş için bu işten bile değildi. Hareketsiz ağzı, kapalı gözleri ve umursamaz tavrı Horta'yı çileden çıkarıyordu. Haydut son bir saldırı için kendisini hazırladı. Eğitiminden hatırladıklarıyla hiddetini ve gücünü kullanıyordu. Kılıcı keşişin etrafındaki havayı kesiyor ama asla keşişe dokunmuyordu. Lisin son bir kez haydutun hamlesinden kaçtı ve dizlerini büktü. Vücudu gerilmişti. Hızlısın ama en ufak bir yeteneğin bile yok, derken kasları bir yay gibi geriniyordu. Ama hiddet her düşünceni gölgelemiş, seni tüketmiş ve şimdi ölümünü getirmiş. Lisin'in etrafında enerji birikirken Horta tapınaktaki havanın ısındığını hissedebiliyordu. Alevli bir kasırga keşişin etrafını sararken Horta dehşet içinde geriye savruldu ve kılıcı elinden düştü. Lisin sınırlarının ötesinde bir gücü kontrol etmeye çalışır gibi titriyordu. Yükselen rüzgarın gümbürtüsü tapınakta yankılanıyordu. ''Ne olur?'' dedi Horta. ''Geri veririm. Hepsini yerine koyarım.'' Lisin her yeri saran rüzgarın kudretiyle zıpladı. Ayağı Horta'nın göğsüne bir çekiç gibi vurdu ve haydutu geri savurdu. Horta'nın duvara çarpmasıyla duvardaki taşlar çatladı. Haydut burulup yere düştü. Omurgasındaki bütün kemikler kil gibi paramparça olmuştu. ''Size bir şans vermiştim. Ama istemediniz, dedi Lisin. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sonu yaklaşırken Horta'nın görüşü bulanıklaştı. Ancak çoktan Lisin'in tekrar bağdaş kurduğunu görmüştü. Yine keşişin sırtı hayduta dönmüştü. Kör adamın vücudu gevşerken ölümcül dalgalardan oluşan kasırga dindi. Lisin kafasını eğdi ve meditasyonuna devam etti.